Evet Sinan Bey, beni çağırmışsınız. Yok canım. Estağfurullah. Defne istifasını vermiş ha? Evet, ben de sana bunu söyleyecektim. Bana acilen bir asistan bulman lazım. Yani bu yoğunlukta açıkta kalamam. Sen ciddi misin? Kıza kal demeyecek misin? Sinan gitmek isteyen gider. Kimseyi zorla tutmuyoruz. Emin misin Ömer? Hangi konuda? Hani kıza 2 hafta daha demişsin. Ne bileyim, madem zorla tutmuyorsun bırak şimdi gitsin. Olmaz. Olmaz. Olmaz çünkü işlerim yoğun, lansman var. Olmaz yani. Peki. Niye istifasını vermiş mi sence? Bilmem, sormadım. Neden? Sinan beni ilgilendirmiyor. Merak da mı etmiyorsun? Sinan ne yapıyorsun? Sorguya mı çekiliyorum? Yok canım, sadece konuşuyoruz. Hani Defne öyle sonuçta alelade bir çalışan değil ya. Hani gidişi de bu kadar basit olmamalı. Neymiş Defne'yi diğerlerinden ayıran şey? Kişisel asistanın olması yetmiyor mu? Hani bir de kız işini çok iyi yapıyor ya. Sinan, çalışanlarımın özel hayatı beni gerçekten ilgilendirmiyor. Çok merak ediyorsan kıza sor. Niye istifa etmiş? Tamam, sakin. Relax, gerilme. Ben odamdayım. Şinasi beyler gelecek, sen de gel hadi. Tamam, geliyorum. Hello, Neriman İplikçi. Hello, Neriman Hanım. Aa, Sinan, kuşum, sen misin bebeğim? Niye söylemiyorsun Sinan'ın aradığını, beni yenge çizgimden kaydırıyorsun? Söyle canım. Neriman Hanım, ben sizinle konuşmak istiyordum, müsait miydiniz? Neler oluyor çiçeği? Yani şey, şimdi... Hani benim kafamı karıştıracak şeyler oluyor da... yani bu Ömer'le Defne... Yani tam olarak anlamıyorum ben. Nedir? Ha iyi iyi. Demek kafan karışıyor. Bu iyiye işaret. İyiye işaret diyorsunuz. Yalnız burada işler yolunda gidiyormuş gibi gelmiyor bana. Ay yol yolunda, yolunda. Her şey yolunda, merak etme sen. Ben ateşin altını harladım. Her şey iyiye gidiyor yani. Ateşi harladınız. Yangın çıkmasın. Ayol çıksın. Yangın çıksın. Her şey yansın. Sinancığım, sen neden gerginsin çocuğum? Yok canım, gerilmedim. Gerildin mi? Gerilmedim, ben sadece şey. Sadece ne? Ya Defne de Ömer de gözüme pek iyi görünmemeye başladı da endişelendim. Endişelenme, aşktandır. Aşk mı? Ne aşkı? Alo, aşk mı dedim ben? Ha, siz o yüzden mi aradığımı sandınız? Sinancığım, senin bir şakülün kaymış. Ayol güven bana. Diyorsunuz. Peki, tamam, tamam Neriman Hanım. Peki. Oldu çocuğum, hadi görüşürüz. İyi günler. Ay canım, bu da Yasemin'e kavuşacağını zannedip tripten tribe giriyor gariban. I'm coming. Geldim. Ben Neriman Hanım'ın hiçbir şeyden haberi yok ki. Kadın ayakta uyuyor. Oh, hadi hayırlısı. Benimle gel. Gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Defne odama gel. Gel.
Tamam, geliyorum Ömer Bey. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Efendim Ömer Bey. Yasemin lansman için basın listesi hazırlamıştı. Onu bir getir bakayım, ben kontrol edeyim. Peki. Nereye gidiyorsun? Yasemin Hanım'ın odasına. Ben sana gidebilirsin dedim mi? Demediniz. O zaman sana izin verilmediyse gitmeyeceksin. Peki. Sen bana ofluyor musun? Hayır. Sizi dinliyorum Ömer Bey. Buyurun. Şinasi Beylerle dışarıda buluşacağım. Hemen ara ayarla. Bugün ofis çok sıkıcı. Bunu aldım. Olur, ararım. Nerede olsun? Long iyi mi? İyi. Benim gelmeme gerek var mı? Beni ister misiniz yanınıza? Geleyim mi? Ne yapayım? İstemiyorum. İyi o zaman. Şimdi gidebilir miyim Ömer Bey? Aferin, aferin. Bak gider ayak hızlı öğreniyorsun. Çık, çıkabilirsin. Hadi gel çıkıyoruz. Nereye? Eliso, hoş geldin. Geç kardeşim, otur şöyle. Çaylar benden. Abi geliyorum iki dakikaya. Biraz konuşalım istedim. Malum ne zamandır çok konuşmuyoruz. Konuşalım. Konuş. Biz Nihan'la... ya işte söyletme, biliyorsun. Biz Nihan'la... Ne yapıyorsun Serdar? Falçatayı soktun, şimdi de çevirmenin derdine mi düştü? Yakışıyor mu delikanlıya? Yanlış anladın abicim. Ben ateşkes için çağırdım seni buraya. Biz Nihan'la olduk gibi yani. Buradan yürürüz gibi duruyor. Allah mesut etsin moruk. Benden ne istiyorsun? Nikah şahidim mi olayım? O kadar öküzmüşüm değil mi? Soruyormuşum bir de sana. haklısın tabii. Yani şey oldu biraz. Keşke böyle olmasaydı ama ne yapalım? Yani bazen de böyle oluyormuş demek ki. İso. Yani yapacak bir şey yok. Senin açından diyorum. Ne diyorsun Serdar? Ya diyorum ki İso. Oğlum, biz seninle hep aynı safta yer aldık. Yeri geldi, omuz omuza çarpıştık lan. Şimdi öyle ayrı saflarda falan olmuyor. İso sinmiyor benim içime. Gel halledelim şu mevzuyu artık. Sen benim kardeşimsin. Olmasın öyle küslük falan. Vay. Nihan'la aşkımızın arkasına ceset kalmasın diyorsun yani. Barışalım diyorum abicim. Ya inat etme ne olur ya. Dönelim işte eski kankalık müessesemize. Hem bak... Beleşçe'ye artık burada da danırız. Sen de yılların acısını çıkartırsın. İyi mi? Fırsata gel. Anladım. Erken diyorsun yani. Daha demlenmedi. Bu işi ben kendim halledeceğim Serdar. Ama önce içimde halledeceğim. Öyle hemen 10 numara kankaya bağlayamam. Yalan olur. Sen şimdi aynen yürü. Düşünme beni de. Ben ne zaman bu işleri hallederim? O zaman çıkarım karşınıza. Ama ondan önce zor. Var mı üstüne? Yalana mecbur etme beni.
Eyvallah. Sen ne zaman istersen. Senin kankan olmak şereftir benim için İso. Ben beklerim. Niye liste istemiş ki anlamadım. Hepsi benim arkadaşım zaten. Sen bilmezsin. Bizim gibi insanlar basında hep içli dışlı olurlar şekerim. Bütün magazin yazarları benim dostum. Senin anlayabileceğin şeyler değil tabii. Tabii. Peki madem istemiş bir liste hazırlayalım o zaman. Ömer nerede bu arada? Dışarıda. Çıktı, toplantısı var. Nereye gitti? İşte dışarıda. Dışarısı neresi? Oh, long. Ofladın mı sen bana? Hayır. Aa. Sizin gibi kızlar asla yol yordan bilmez. Üstleriyle nasıl konuşacaklarını öğrenmezler değil mi? Bizim gibi kızlar. Bilirim, bilirim. Sizin gibi kızlar kendilerini her zaman laflarla ifade etmeye bayılırlar. Sanki herkes onların duygularını merak ediyormuş gibi. Neyse, büyüdükçe öğrenirsin. En iyisi sen çık. Ben de longa gideyim Ömer'in yanına. Belki biraz kendini iyi hisseder. Ben duygularımla büyümeyi tercih ediyorum. İyi gelme hallerine hiç kafam basmıyor. Öyle planlar yapamıyorum. Laf, laf, laf. Neyse, çıkabilirsin artık. Peki liste? Sonra. Ömer Bey istedi. Biz onu Ömer'le hallederiz Defne. Aslında Ömer'le aramızdaki hiçbir şeye de sana ihtiyacımız yok. O yüzden en iyisi sen çık. Hadi, çık. Peki. Of, İso, iyi ki aradın ha. Vallahi cilet geçirmek üzereyim, birinin ümürünü sıkmak üzereyim. Oo, seni fena darlamışlar. Sorma ya. Şey, 3 kuruşluk enerjim vardı zaten. Onu da bunların akıl sağlığımı korumak için harcıyorum. Sen ne yapıyorsun? Sorma, sorma. Beni de sorma. Ne yaptın, var mı öyle ara? He, var ya aslında. Patronlar falan da yemeğe çıktı. Böyle hızlıca bir durum atarım yani, olur. İyi, kapıp geliyorum o zaman. Tamam. Ay, seni görmek vallahi çok iyi gelecek. Hadi gel bir an önce. Tamam. Hadi bay bay. Defo. Ali Bey neredesin? Aşağıdayım ben. Ay Kuriş, neyin var kuşum? Geldiğinden beri böyle sus pus. Ay 2 günde süzülmüşsün sen ayol. Ne oldu anlat bana. Kız, elmişim değil mi? Ayol, kaşık kadar kalmış suratın. Solmuşsun. Ay soldum, kaşık kadar kaldım. Bir deri bir kemik olacaksın. 90 kiloda kalacaksın diye korkuyorum. Ne oldu hadi anlat nörona. Ay anlatayım değil mi? Ayol anlat, 2 günde erimişsin. Ay sorma sorma. Ay. Ay hadi hem bir şeyler yiyelim hem de senin canını sıkan neymiş bana anlat. Ondan sonra da benim konuya geçeriz. Hayatım hiç canım istemiyor. Ya baksana sarardım soldum, incecik kaldım. Baksana kollarım falan inceldi yani. Kız ne konusu? Aa ayol Ömer tabii ki. Ay işte ben de o yüzden geldim buraya. Hayatım yani bu sır beni nasıl geldi, nasıl geldi anlatamam yani, mahvetti beni. Ben gidip böyle kuyruğuna varmak istiyorum. Kız sen bana bu Defne olayı niye anlattın sanki ha? Ay Allah'ım, ayol bu muydu derdin?
Dur ben sana vicdan muhasebesiz sır saklamanın inceliklerini öğreteyim. Ay öğret kız. Ömer'in yüzüne bakamıyorum. Yaklaş. Ay dur. Bak şimdi. Sır saklamanın bazı kuralları vardır. İlk olarak o sırrın herkes tarafından anlaşılabileceğini, öyle çok da gizli saklı bir şey olmadığını düşüneceksin. Bu senin üstündeki baskıyı azaltır. Ortada olanı kimse görmez. Sonra? Sonra kendine ne kadar zeki olduğunu hatırlatacaksın. Ben bu zekayla bu sırrı saklarken bu durgun zekalılar mı anlayacak be? Ay Nuro, yemin ediyorum kraliçe gibi kadınsın vallahi. Kız her şeyi biliyorsun ha. Ayol kendini sıkma, rahat ol. Sakin, sakin. Benim gibi sakin ol. Her şey yolunu bulur. Sen sakince bekle. Kız bir şey diyeceğim. Ya Ömer her şeyi öğrenirse? Öğrenemez. Ben izin vermem. Hayatım sen bunları düşünme. Bak şimdi sana bir görev vereceğim. Senin Ömer'in ne durumda olduğunu öğrenmen lazım. Ay yeni görev ha? Ay çok heyecanlandım. Kız anlatsana. Ay anlatayım anlatayım ama ay sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Karnım zil çalıyor. Bir şeyler yiyelim öyle anlatayım. Ay hiç sorma. Kız sabahtan beri ağzıma lokma koymadım. Hadi yiyelim. Mine. Lunch time. Korkmadık da ne oldu Beyso? Bak bildiğin ayağıma sıktım, şimdi de can çekişiyorum. Göze aldık bunları Defocuğum. Ben sana dedim. En fazla ölürüz de var dedim. Yok yani. İnsan tabii o gazla böyle bir şey yapıyor. Gaza geliyor. Böyle olmayacak her şeyi olacakmış gibi sanki ama. Ama hayaller başka. Hayatlar başka diyorsun. Sen de aslında aynı şeyi söylüyorsun galiba. Hadi hadi dürümünü ye. Sen iyice kupkuru oldun ha. İso. Doğru söyle, çok mu kötüsün sen ya? Yani. Yerin üstünde, göğün altında bir yerlerde işte. Ne bileyim. İso ya. Saf mıyız? Hayır, naif miyiz yani? Basiretimiz falan mı bağlandı bizim ya? Hiç anlamıyorum. Bildiğin hayattan mucize istedik. İsteriz tabii kızım. Allah Allah. Herkesin hayattan mucize isteme hakkı var. Olmadı başka. Denedik en azından. Ama kaybettik işte, yenildik. Ne olacak şimdi? Yani birileri kapıyı göstermeden ince ince ceketi alıp çıkmak lazım. Defocuğum, başka da bir şey bilmiyorum ben de. Ya bir türlü çıkamıyorsak? Bak şimdi, Ömer sana soru sormadan sen çok fazla konuşma. Bu işler böyledir. Ne kadar çok konuşursan o kadar çok anlamazsın olan biteni. Nasıl yani? Sen gözlem yap. Bak bakalım Ömer'in yüzünde güller açıyor mu? Kendine gelmiş mi? Aşktan hafiflemiş mi? Ay Nuro, ben çok geriliyorum ama. Ay gerilme. Yani kız senin şu hayat oyunların yüzünden her tarafım kırış kırış oldu. Bak botoksum senden ha. Ay benden merak etme sen. Ama sen Ömer'e geç kalma. Algıların ve radarların açık olsun. Tamam tamam. Kız bir de şey yaptırayım mı? Lipo ha? Yine sinirden dünyaları yedim. Ay saçmalama. Filinta gibisin. Değil mi? En güzel yaşımdayım. Bedenimin başındayım. Aynen öyle. Ay hadi. Ben gidiyorum. İyi, dur seni geçireyim. Hadi. Ay. Unutma dediklerimi. Ömer nasılmış anlayalım. Sana güveniyorum. Tamam. Hadi ben gittim kuşum. Bye. Bye. Bye.
Ömer Bey. Neredesin sen? Öğle yemeğindeydim. Şirkette bu kadar iş varken yemeğe mi çıktın? Öğle molası benim hakkım. İsterseniz iş yasasını birlikte inceleyelim. Ben sonuçta haklarını bilen bir personelim. Şimdiye kadar böyle bir hakkın peşinde değildin. Evet değildim. Ama fark ettim ki iş dünyasında dramatik fedakarlıklara yer yokmuş. Hepimiz profesyoneliz sonuçta. Ha. Yok mu bu sefer? Ay. Mahcup oldum. Tamam olmuş. Ben bunu neyince tekrar mail atacağım ama. Tamam. Bana bak. Buyurun Koray Bey. Sen gözden çizdirme düşünüyor musun hayatım? Hayrola Koray Bey. Yoksa bende bir satar ışığı falan mı gördünüz? Aman ne ışığı be. Yok hayatım, böyle senin gibi olmak nasıl bir duygu diye düşündüm. Kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Aşk olsun Koray Bey. Neyse, siz Ömer Bey için mi gelmiştiniz? Sen ne be? İstediğim kişi için gelirim, istediğim kişi için gelmem. Şekilsiz. Hadi. Oh, Koray Sargın yine fırtınalar estiriyor. Ben kaçtım. Kurtar kendini, hadi gel. Aa, nereye be? Ömer'e işte odasındadır. Ulan eserekleneyim ya, hadi sene. İyi, tamam madem gidelim. Hadi. Ay tamam, koşturma. Biz geldik. Buraya gelsene. Oo Koray nasılsın? Ben bir şey konuşmak istemiyorum. Efendim? Biz bugün iyiyiz. Şey değil. Sen nasılsın Ömer İplikçi? İyiyim iyiyim, ben de iyiyim. Neyse bakalım şu modelleri artık. İşe girelim madem. Tamam. Defne'yi çağıralım. Aa! Ne be? Koray iyi misin? İyiyim, iyiyim. Tabii, çağırın kızım, gelsin. Defne gelmesin, Derya'yı çağırın. Derya mı? Neden? Aa, evet. Niye? Öyle istiyorum. Bakalım şunlar artık. Koray. Ha, geliyorum, siz bakın. Sağ ol. Şu ön açık modellerde Akdeniz ayağı. Şundan bahsediyorum mesela. Bir de şu tonlamaya dikkat edelim yani. Sonra geçen sene yaşadığımız sorunu yaşamayalım tekrar. Yok, tamam, yok. Yani şu şekilde devam etsin, bir daha sorun olma ihtimali yok. Ay nöron, bu iş olmuş valla. Seninki kızı pamuklara sarmış. Çalıştırmaya bile kıyamıyor. Allah! Ben bu düğünü köşkte yapmaz mıyım? Cümle alemi çatlatmaz mıyım? O Yasemin'in nikah şahidi yapıp yarasına tuz basmaz mıyım? Yapmaz mıyım? Oh, 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 oh. Ne lan, ne oluyor yine? Oldu bu iş, oldu Necmi. Oyna. Hangi iş oldu? Ömer. Defne. Evet. Evleniyorlar. Ne diyorsun? Köşk bizim Necmi. Oyna. O zaman oynayalım. Köşk bizimse oynayalım. Kazanmak ne kadar güzel bir şey. Oh yoruldum. Evet. Oh. Ay. 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 Köşk geliyor Necmi, köşk geliyor. Oh. Oh. Neriman wins. Oh. Ay. Bak abin orada. Çukur ne?
Ay şu ciddiyete, şu endama bak. Tepsi bile bir başka yakışmış. Cinsel misin? Yaz oğlumun eline. Oturalım mı anneanne? Dur kız. Serdar! Oğlum! Afiyet olsun. Vay kızlar, beni ziyarete mi geldiniz? Anneannem kurban olsun sana. Bak Esra bak. Çalışmaya başladı ya, resmen büyük adam ifadesi çekmiş yüzüne. Çüş, affedersin anneanne. Eşeğin yaşına geldim, çökmesin mi daha? Limon tozu güzel mi abi? 10 numara 5 yıldız. Ferahlama garantili. Ay, nasıl da kapmış işi. E hadi ısmarla da içelim madem. E hadi oturun. Gel. Gel. Dur. Ben limonataları kapıp geliyorum. Ay bak Esra bak. En güzel masaya oturttu bizi. Sözü geçiyor tabii. Olacak o kadar. Anneanne yavaş, abim satın almadı burayı. Alt tarafı çalışıyor işte. Olsun olsun. Havamı bozma. 40 yılın başında bir iş tutuyor oğluşumun eli. Azıcık tadını çıkaralım. Buyursunlar. Benim oğluşum büyümüş de iş tutarmış eli. Yalnız anneanne öyle yüksek sesle oğluşum demezsek. Ah Esra sen bilmezsin. Daha düne kadar kapının önünde kısa şortuyla top koşturuyordu bu. Şimdi kim derdi ki? Abart anneanne, abart. Aman anneanne ya, hemen duyguya bağlama. Hadi boş ver. İç şunu, iç. İç. Oh. Hah. İç, 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 iç. Oh. Oh, olmalı gibi yok. Sen söyle bakalım. Nasıl gidiyor rekabet işleri? Kesin rahat vermiyorlardır sana buralarda. Kimler? Kimler olacak canım? Mahallenin kızları işte. İşe girdiğini öğrendiler ya, kuyruk olacaklar kapıda, kuyruk. Yok artık anneanne. Öyle öyle, dilden dile dolanıyor işe girdiğin, az bu şey mi? He? Kız Esra, versek mi bunu artık ha? Vakti geldi sanki ha? Bak Münir'in küçük yeğeni bankaya girmiş. Azıcık toparlak falan ama efendi kız. Ya bırak anneanne ya, delirdin herhalde ha? Tamam. Şaziye'nin kızı da olur. Gerçi onun da ya, ayağı mı yamuk ne, hamamda bakmak lazım. Ya anneanne istemiyorum, istemiyorum. Sen de taktın ama ha. Serdar! Ay. Geldim. Hadi ben kaçtım, uğrarım yine. Ya bak, Oya'nın kızı var. Geçen gün pazarda karşılaştım. Ya böyle bir havalıydı, bir serpilmiş. O kız tıp okuyor anneanne, bakmaz abime. Ay canım, ne münasebet. Esas Serdar bakmaz ona. Zaten az cottik mi ne? 1,5 metre var ya yok. Öledim. Şimdi bak, siyah yerine o mavi rengi kullanıp böyle gökyüzü hissi uyandırabiliriz. Bana bak Ömer, yine tutturma öyle arkası siyah olsun, bilmem ne olsun, bayık bayık. Ben çok güzel düşündüm hayatım. Tutturmuyorum, tutturmuyorum. Senin fikrin de çok güzel tabii ama yani Yasemin de şahane bir şey söylemişti. Ay evet, bence de. Yasemin Hanım'ın fikri daha iyiydi yani. Bana bak kız, sana öyle bir hakaret ederim ki dava açmak zorunda kalırsın. Seme. Tamam Kuraycığım, tabii ki sen en iyisini biliyorsun ama yani Yasemin'in... Yolarım sizi, parçalarım. Yani Yasemin'in getirdiği o çeşitli konseptle benim üstünde geliştirdiğim çalışma arasında dünya kadar fark var. Var. Tamam Kuray, tamam, hiç kapris çekecek modda değilim. Pardon, ne zaman kapris modunda olursunuz ha? Ne zaman seninle insan gibi karşılıklı oturup konuşabileceğiz Ömer İplikçi? 15 gün. 15 gün sonra istediğin kadar daraltabilirsin beni. Evet, 15 gün sonra şu lansmanı bir atlatalım Koray. Ondan sonra hepimiz delir. Ama şimdi değil, lütfen. Tamam. Neyse. Ben aslında mankeni beğenmedim. Ay Allah'ım, mankeni beğenmedim diyor. Ay tansiyonum sıfıra düştü. Sürüneceğim, yığılacağım şimdi yerlere. Daha ne var ya? Her şeyi tamam diyorum, bir tek manken. Ay Ömür, aman Ömür diyorum Ömer. Yani bu dünyada sana göre yaratılmış insan yok, tamam mı? Yani belki özür hayatında vardır, onu bilemem. Yani nereden bileceğim ki? Ben hiç sevmem.
dedikodu yapmayı, konuşmayı, etmeyi insanın arkasından. Yani zaten sormam da. Asla sormam hayatım. Hayatında kim var? Yok, genç adamsın, delikanlı adamsın. Tabii ki olacak hayatında birileri de. Hani belki hani neyi paylaşsın, sonu paylaşmazsın da. Ama neyse artık her kimse varsa hayatında. Ay saçmalama Koray, saçmalama. Koray, Koray. Hani Ömer haklı, bu mankenleri ben de pek beğenmedim. Pis! Yediği kaba pisleyen yalancı. Sen değil miydin mankenin arkasında? Ay Koray beni tanıştır bunlar, bilmem ne yapan ördek yavrusu gibi arkamda paytak paytak giden. Kim? Ne şey ya? Sen de ne gülüyorsun be? Tamam gençken şeydir, olmuştur. Evet tamam, bu durumdan biraz ekmek pasta yedik de tamam, bitti o şey değil artık ya. Durum başka. Nasıl başka? Bir dakika evet, nasıl başka? Yani başka be yani. Değiştim artık tamam mı? Konuya şey yapalım, dönelim. Ya benim ne işim var zaten sizinle ha? Benim ne işim var burada? Ben Koray Sargın'ım. Koray Sargın. Hiçbir şeyimi beğenmiyorsun. Kız gel. Tansiyon düştü. Tansiyon düştü. Of. Maymunlama of böyle of. Beceriksiz. Ay Allah'ım. Ben beğenmemişmişmiş. Sana kül kedisi gerekti. Kül kedisi. Ay Allah. Allah. 6 oldu saat. Abi, ben bir 5 dakika çıkabilir miyim? Daha mesai bitmedi. Ya biliyorum mesainin bitmediğini. O yüzden 5 dakika dedim zaten. Hemen döneceğim. İyi git, oyalanma. Eyvallah. Çok özledim seni. Zaman geçmek bilmedi. Sandalyelerini ayaklarını saydım akşama kadar. Dörder dörder. Yok tek tek. Hani oyalanayım diye. Şimdi de geri gitmem lazım. Hani 5 dakikacık olsun yüzünü göreyim dedim. İyi. Görmeden. Ay mutluluk böyle bir şey demek ki. Benim ayaklarım yere basmıyor. Bayağı yarım metre yukarıda yürüyor gibiyim. Düşersen seni tutarım diyeceğim ama ben de aynı durumdayım. Efendim abi. Biliyorum mesainin bitmediğini. Tamam, tamam geliyorum. 2 dakikaya oradayım. Gitmem lazım. İş çıkışı ya. Müşteri birikmiş. Koşayım o zaman ben. Alıştım zaten. İyi, koş. Birlikte koşalım derdim ama saçma olur. Biraz. Görüşürüz. Akşama şurada buluşalım mı? Niye burada buluşuyoruz? Bizim evin orada buluşalım. Yok yok. Orada buluşalım. Belki bana bir cesaret gelir. Öperim seni. Thank you.
Nereye? Mesai sonu gidiyorum. İşin bitti mi? Bitti. Ben bitti demeden bitmez Defne. Daha çok işim var. Şu avrumdaki ayakkabıları düzenleyeceksin. Şimdi mi? Şimdi. İtiraz etmeye hazırlanıyorsan baştan söyleyeyim, reddedildi. Yok. İtiraz falan etmeyecektim. Hem siz ne zaman gördünüz benim işten kaçtığımı? Güzel. Şimdi oradaki ayakkabıların hepsinin envanterini çıkarıyorsun. Aralarında geçen sezondan kalanlar da var. Onları ekliyorsun. Sonra da hepsini tek tek yerleştiriyorsun. Ama böyle estetik. Hani güzel güzel. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yarın sabah evinize gelir mi yoksa direkt buraya mı geleyim? Tabii ki geliyorsun. İş tanımın hala aynı. Hayır, bir derdin, bir sorunun varsa? Yok. Bir derdim, bir şikayetim yok. Zaten 2 haftam kaldı. Merak etmeyin, dayanırım. Dayanırsın, dayanırsın.